Arınç'tan çok konuşulacak Çakıcı yorumu. Bu tehdit Kılıçdaroğlu'na değil, demokrasiye yapılmıştır. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç, Kılıçdaroğlu'nun Çakıcı tarafından tehdit edilmesine ilişkin bu tehdit Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef almış gibi görülse de aslında demokrasiye yapılmıştır. Tasvip edilecek tarafı yok dedi. Habertürk ekranlarında yaptığı açıklamalarda Osman Kavala ile Selahattin Demirtaş'ın yargılanma süreçlerine ilişkin yorumlarıyla gündeme gelen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç'tan dikkat çeken bir çıkış daha geldi. Habertürk ekranlarında yaptığı açıklamalarla Osman Kavala ile Selahattin Demirtaş'ın yargılanma süreçlerine ilişkin yorumlarıyla gündeme gelen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç'tan dikkat çeken bir çıkış daha geldi. Bu tehdit demokrasiye yapılmıştır. Program çıkışında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Salıcı ile karşılaşan Arınç, Alaaddin Çakıcı'nın Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik tehdit mektubu ile ilgili bu tehdit Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef almış gibi görünse de aslında demokrasiye yapılmıştır. Tasvip edilecek tarafı yok. Hem meclise hem demokrasiye yapılmıştır. Meclis başkanının bu işe sahip çıkması lazım. Bir milletvekiline, bir siyasi parti liderine yapılmış tehdide sessiz kalmaması lazım ifadelerini kullandı. Arınç, daha sonra Salıcı'ya geçmiş olsun dileklerini ileterek kanaldan ayrıldı. Kılıçdaroğlu'na mektup yayınlayan Çakıcı hakkında açıklamada bulunan Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın hakaret ve hıyanetlerine sosyal medyadan yayınladığı bir açıklamayla tepki gösteren değerli ülküdaşım Alaaddin Çakıcı'ya mafya bozuntusu demek, yeraltı dünyasının karanlık yüzü suçlaması getirmek, müfterilik, seviyesizlik, rezilliktir demişti.